Selamlar hepinize. LCK playoff'larının değerlendirmesinin ikinci bölümüyle, yani ikinci kısmıyla sizlerle birlikteyim. Playoff'ların kaldığımız noktasından devam edeceğiz. Çeyrek final eşleşmesini oynandı. Damwon ve Dragon X karşılaştı. Dragon X zor da olsa 3-2'lik bir galibiyetle bu seriden ayrıldı. Gerçi çok zor da başlamamış gözüküyordu seri. Önce 2-0 öne geçmişlerdi. Ama sonrasında Damwon İlk seride yaptığı o iyi hazırlığı, bence aslında serinin tamamında özellikle seçime saklama ekranında iyi iş geçirdi Damwon. Ama bu takımın, işte Damwon'un bugüne kadar yaşadığı bazı problemler en azından bu seride biraz Dragon X tarafından üzerine gidildi, faydalanıldı onlardan. Neydi bu Damwon'un bu seride yapamadığı şey ve Kate Roster'ı geçmelerine ama Dragon X'i geçememelerine yetmeyen şey? Birincisi, Damwon Gaming hiçbir zaman teamfight odaklı bir takım olamayacak. Çünkü ellerinde Nuguri gibi bir parça var ve Nuguri, yani serinin içerisinde Doran sürekli Ornn'a gidebilirken, teamfight odaklı bir tanka gidebilirken Nuguri buraya pek gidemedi. Ve karşı seçim olarak işte Sylas denediler, Jayce denediler. Ben zaten Sylas'ın uzun süre, hani Sylas son dönemlerde çok fazla seçilmeye başlandı Ornn'a karşı. Ultisini çalıp atıyorsunuz diye, ama Ornn'un güçlü olduğu yer tek yönü ultisi değil. Bundan çok defalarca bahsettik. Ornn koridor aşaması güçlü, takas kabiliyeti güçlü, eşyaları güçlü, oyun her aşamasında iyi güçlenen bir şampiyon, takım savaşı yapabiliyor, her şeyi var onun. Sylas'ta buna cevap veremediler. O biraz yem gibi geliyor bana. Ve bu cevap veremediler. Daha sonrasında Jayce'e bir dönüş yaptılar üst koridor için. O biraz daha fazla işlerini aradı. En azından onların kendi bildiği, yani Damwon Gaming'in kendi bildiği stili uygulamalarına yardımcı oldu. Seride yine bireysel anlamda bence Kanyon'un çok iyi bir performansı vardı Damwon Gaming adına, ama yani Damwon'un bugüne kadar yaşadığı problemlerin hepsi yine bir seride başlarına dertler açtı. En azından seçim yasaklamadaki problemlerini düzeltmiş gözüküyorlar. Yani playoff'un ilk maçında da, Wildcard maçında da, Wildcard serisinde de Katie Rose'a karşı gayet iyi draftlar yapıyorlardı. Dragon X serisinde de bence gayet iyi draftlar yapıyorlardı. Ama bunları uygulama konusunda hala zamana ihtiyaçları var. En azından bir şeylerin upgrade edildiğini, takımın ilerlediğini görmek güzel. Öte yandan Dragon X tarafında seri bir anda şeye dönüştü. Yani ilk 2-0 oldu, güzel gidiyor işler, ama bazı ufak tefek hatalar, özellikle Deft'in ufak tefek hatalar yapmasının şeyini çözemiyor Dragon X. Yani Deft ufak tefek hatalar yaptığı zaman takım onu toparlayamıyor. Deft'in her maç neredeyse kusursuz oynaması gerekiyor. Aynı şekilde Chovy'nin de kusursuza yakın oynaması gerekiyor. Ki zaten hani Chovy'nin ekstra playleriyle baya baya maçın içerisinde ekstra üstünlükler sağlayabilirler. Maça tutundular, seriye tutundular. Bu ikilinin bu kadar öne çıkmasının gerekmesi diğerlerinde bazı aksamalar olduğunu gösteriyor. Bu aksamalarla ben Dragon X'in açıkçası finale gidebileceğini düşünmüyorum. Tabii ki bir sonraki serimiz T1 Dragon X. Onların ikisinin de finale çıktığı perspektiften Gen.G serisini değerlendireceğim. Ama şu ana kadar baktığımızda valla ben Damwon'a bu kadar zorlanmasını beklemiyordum Dragon X'in. Wildcard serisinde gördüğüm Damwon'u çok beğenmiştim. Bundan Twitter'da falan da bahsetmiştim ben. Ve bu takımın iş yapabileceğini düşünüyordum, ama Dragon X'i yenebilecek kadar değil. Dragon X'i yenemediler ama çok çok zorladılar. Ben o yüzden Dragon X'in T1'a takılacağını düşünüyorum. Artı orada şöyle bir şey var. Şimdi kusursuza yakın oynaması gereken iki adamın karşısında, yani Chovy ve Deft'in karşısında kusursuza hali hazırda yakın oynayan zaten iki adam var. Özellikle Teddy sezonun başından beri çok formda. Bu arada Teddy'nin ufak tefek aksadığı maçlarda T1 da çok zorlandı sezon içerisinde. Ama T1 bir kere Dragon X'e teamfight yapma konusunda cevap verebilecek bir takım. Onlar Kana'yı oynattıklarında gidip ayrı kitlemeciyle falan oynamıyorlar. Bayağı kafa göz takım savaşı yapmıyorlar. İkinci nokta, Pioşik'in aksadığı noktalarda, tecrübesiz kaldığı noktalarda Kaz sezonun başında çok iyi başlamıştı. Arada bir aksayan dönemi vardı Kaz'ın, ama bu tarz playoff serilerinde Kaz her zaman parlayan oyuncu olmuştur. Yani takım adına değil belki, ama bireysel anlamda her zaman performansını yukarı çekmiştir. Ben bu seride de benzerinin olacağını düşünüyorum ve bu seriyi 3-1 T1'a kazanacağını düşünüyorum. Koridor 3-0 çok zor oluyor. Ama Dragon X'in kazanacağı perspektiften de Gen.G serisini değerlendirelim. Ben Dragon X'in Gen.G'ye karşı kazanma koşulunun sadece bir tane olduğunu düşünüyorum. O da Chovy'nin BDD'yi tamamen sürüklese etmesi, yok etmesi ve 1 veya 9 atması üzerine olduğunu düşünüyorum. Tabii Gen.G tarafında sonunu çok kötü getiren bir Rascal vardı. Biraz rakipler Rascal'ın üzerine oynamak isteyebilirler. Ama unutmamak lazım, Klit acayip formda geldi. Sezon boyu acayip formda geldi. BDD, yani adam MVP sıralamasında. MVP yani adam. Ve normal sezonu her zaman çok iyi oynadığını biliyoruz BDD'nin. Artı Gen.G'nin bazı kötü giden maçlarında takır takır oynadığını da gördük BDD'nin. Ve
Yani burada bir tek bir senaryo var. Sezonun işte iki takımın arasındaki son karşılaşmada olduğu gibi Chovy'nin BDD'yi yerle bir etmesi ve ondan sonra bir şekilde kazanabilirler. Çünkü ne Ruler Deft'e üstünlük sağlayabilir ama ne Deft Ruler'a üstünlük sağlayabilir. Gerçi de Ruler Deft'e üstünlük sağlayabilir. Gayet eşit bir alt koridor eşleşmesi var. Üst koridorda dengeler. Ormanda bence net şekilde CNG üstün Dragonex'e karşı. Ve Dragonex'in buradan ben tek çıkış yolunu, tek ve tek çıkış yolunun Chovy'nin acayip bir maç oynaması olduğunu düşünüyorum. Diğer olası seriğimize gelelim. T1'la CNG arasında oynanabilecek seri. Burada biraz daha farklı çalışacak dinamikler. Çünkü Kazo ile Klee'de karşı çok net yok olan bir oyuncu değil. Artı son dönemlerdeki performansıyla Teddy belki de bütün dünyadaki geç oyundaki en güvenilir taşıyıcı olmuş durumda. Ve oyunların Kore'de, yani şöyle bir örnek vereyim size. Kore'de en hızlı maç kapatma süresine sahip olan takım. Caterhouse'da 32 dakika ortalamaları var. Yani maçlar diğer liglere göre uzun sürüyor. Uzunca oynuyor bu takımlar. 4 eşyaya kadar geliyorlar çoğu zaman. Ve bu tarz durumlarda Teddy'nin ben bütün dünyadaki nişancılara karşı belki o noktada en iyi halindeki Jekyll Love biraz tehlikeli olabilir ama o da bir dönem oynamadığı için oradan da üstüne koyabiliriz. En tehlikeli oyunculardan biri ve bu seride böyle bir senaryoda ben yine Teddy'nin fark yaratabileceğini düşünüyorum. Artı CNG sezon içerisinde evet belki alt sıra takımlarını takır takır yendiler. Dümdüz ettiler onları ama T1 ve Dragonex'e karşı zorlandı. Onlara karşı o kadar iyi performans gösteremiyor CNG. Hatta iki kere yenildiler T1'a. O yüzden böyle bir senaryoda ben yine T1'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Yakın geçmesini bekliyorum serinin. Belki hatta 3-2'lik yakın geçmesini bekliyorum ama T1 finalde çıkarsa bir şekilde T1'ın kazanacağını düşünüyorum. Diyelim ve LCK değerlendirmemizin sonuna gelelim. Bu videoyu ben yayınladıktan tam bir gün sonra, hatta muhtemelen 22-23 saat sonra yarı final serisi T1 Dragonex serisi oynanacak. Ondan sonra da cumartesi günü hafta sonu da final serisi CNG ile bu ilk serinin kazananı arasında oynanacak. Onu da daha sonrasında orada değerlendiririz. Aynı zamanda bir duyuru da yapmak istiyorum. Malum önümüz Ramazan, 2-3 gün sonra Ramazan başlıyor. Ben normalde videolarımı 12.30'da YouTube'a yüklüyordum. Ramazan döneminde 12.30 yerine akşam 5 ya da 6 saatlerinde yüklemeyi düşünüyorum. Tam böyle herkesin iftar öncesi biraz hafif aksadığı, hafif düşünmemizin yavaşladığı dönemlerde size de eğlencelik bir içerik çıkar diye düşünüyorum. O yüzden o saatleri alacağım Ramazan döneminde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.